geliyor, kurt geliyor. Boş video. Zeyt orada ya, orada Zeyt de orada. Dikkatli çöz. İnşallah şu interaktif geldi, götümüze mötümüze bir şey kaçmıyordur ya. Paramı geri ver, kod devam edeceksen. Dostum 7. ayını şu an bugün bastın amına koyayım. Niye basıyorsun? Allah Allah o zaman. Reddit'e bakacağım buradan sonra. Toplam 41 bölüm mü? Hayatın monotonluğundan sıkılan bir grup genci hem izleyenlere farklı içerikler sunmak hem de kafalarını dağıtmak amacıyla Amerika'ya tatile gitmeye karar verdi. Kendileri bu ekip mi ama? Çin en ucuz oteli internetten buldular. Otelin hem şehir merkezinde hem de doğayla iç içe olan bir konumda yeri bulunmaktaydı. Ekip aralarında konuşup kalacakları yere karar verecekti. Tamam, Tukan var. Doğayla iç içe, yılan mılan derdimiz yok. Ben çünkü doğayla iç içe Amerika'daysak kesin timsah, yılan mılan bir şey gelme ihtimali, tarantula falan. O en azından oradan handikapımız var. Uzun ve var. Yorucu bir yolculuğun ardından Amerika'ya varmış. Uçakta rahatım, Ferit var. Ferit'le uçtuğumuz zaman "Oğlum manyak mısın falan, ne korkması falan" diye korktuğumu utandırıyor insan, yani ne korkması harbiden gibi oluyorsun. Hemen normale döndürüyor insanı. Rezervasyon yaptırdıkları orman evine yerleşmişlerdi. Orman evinde Kemal var. İyi, güzel, cima da olur. İsmail hem evi göstermek hem de sohbet muhabbet etmek için... İsmail ama RP yaparak göstermesin. Kendi ses tonuyla göstersin. Ciddiye alamam öyle olursa. Karar verdi. Selamun aleyküm çetin. Bak, RP yaparak. Dost selam. Selam. Yoldaş selam. Selam. Kardeşlerim. Merhabalar. Merhabalar. Fakat yayın açtıktan kısa bir süre sonra chatten uyarılar gelmeye başladı. Amerika medyasının her yerinde son dakika haberleri geçiyordu. 2 hafta sonra yapılacak olan arınma gecesi bu geceye çekilmişti. Senin ne işin var, sen neye yarayacaksın? Lan manyak, arınma gecesinde benim gibi bir insan olmasını istersin yanında, anladın mı? Announcing the commencement of the annual purge sanctioned by the US government. Ülkeye giriş çıkışlar bir geceliğine tamamen kapatılmıştı. Korkusuz. En önden de giderim yani böyle bir durumda. Kapıyı kapattırırım ama. Ekip her ne kadar büyük bir şok geçirse de... Tövbe yarabbim, ne oluyor lan? Benim şokum olmadı. Ormanda bulundukları için bir zarar görmeyeceklerini düşündüler. Ama yine de her ihtimale karşı evin tüm kapı ve pencerelerini kilitlediler. Saatler 12'yi gösterdiğinde arınmayı başlatan siren çalmaya başlamıştı. Acaba gerçekte olur mu arınma gecesi ya? Ne sağır var ya? Yatar uyurum vallahi. Bize kimse gelmez deyip yatar uyurum. Her şey normal ilerliyordu ki yaklaşık 1 saat sonra dışarıdan "Help me please. Help me." diye sesler duymaya başladı. Almıyoruz, hayır. Camdan baktıklarında eve doğru yaklaşan bir adam gördüler. Almayın çok abi, tanımıyoruz. Adam evin kapısına gelmiş ve "Yardım edin." diye kapıyı çalmaya başlamıştı. Almayın, kesin Help ghost. Me, kesin aynen ghost tanıyor sizi. Ekip tanımadığı bu adama yardım edecek miydi? Hayır. Alıyoruz abi, bu ne saçma interaktif diyor. Başka yok mu seçeneğimiz? Çıkar herhalde. Diğeri de. Oğlum sadece alıyoruz. E tamam, alalım adam, o zaman. Bir çetenin ormandaki bazı evleri yağmalayarak buraya doğru yaklaştığını söyledi. Herkes bir anda endişelenmeye başlamıştı. Ne yapacakları hakkında bir fikirleri yoktu. Biz ama şey mi, yayına geri dönüp o yayında endişelenip tekrar mı gidiyoruz? Adam ya ışıkları ve perdeleri kapatıp sessizce bekleyelim, belki bizi fark etmezler, ya da evden ayrılıp bir sığınak bulalım dedi. Ekip kendi arasında tartışmaya başladı. Biz seninle 1,5 senedir bir küslük vardı, evet. Bizde. Sonra sen geldin, ben geldim, arayı bulduk.
bir sohbet muhabbet. Fakat vakit daralıyor, çete eve gitgide yaklaşıyordu. Işıkları kapatıp sessizce bekleyecekler miydi, yoksa evden ayrılacaklar mıydı? Yani evden ayrılmak saçmalık ya. Bence bekleyin. Evdeki tüm ışıkları ve perdeleri kapatıp sessizce oturmaya başladılar. Çok geçmeden evin etrafındaki sesler artmaya başlamıştı ki o sırada da kapı çaldı. Evde büyük bir sessizlik vardı. Herkes tedirgin bir şekilde birbirine bakıyordu. Çete üyelerinden biri "We want to treat you fairly, so listen closely. Our target escaped us. Several of your dear neighbors informed us that you need to return him to us. Alive. You don't deliver him by the aforementioned time, we'll release the beast on him." Kemal'im bir baksana kapıya. 2 dakika bir baksana, aşağıda biri var gibi. Sipariş vermiştim sosisli, o gelmiş rahatlak dedi. Çete üyesinin söylediklerini duyan ekip bir anda içeri aldıkları adama bakmaya başladı. Miranda ne alaka ya? Miranda da mı gelmiş oraya? Miranda dedi. Bir karar vermek zorundaydılar. İçeri Miranda adamaya bakmaya başladı dedi. Miranda adama bakmaya başladı dedi. Yoksa aradığınız adam burada yok mu diyeceklerdi. Abicim. Bir F5 atsana. Evet, bizde çıkmıyor ikinci seçenek. Evdeki tüm ışıkları. Hatta bak yine olmazsa diye. Evdeki tüm ışıkları. F5 dedi. Çete üyesinin söyledi. Çok kötü şaka, eleştirmeyin. ...lerini duyan ekip bir anda içeri aldıkları adama bakmaya başladılar. Bir karar vermek zorundaydılar. İçeri aldıkları adamı dışarıdaki çeteye teslim mi edeceklerdi? Hemen yoksa... puanlayanlar, yargıçlık yapanlar hemen bana. Aradığınız adam burada yok mu diyeceklerdi. Ekip büyük bir belaya bulaştığının farkındaydı. Ama masum olduğunu düşündükleri adamı dışarıdaki çeteye vermeye niyetleri de yoktu. Çağrı kapıya yaklaşıp aradığınız adam burada yok dedi. Adamı vuramazsınız. Hayır, bir operasyon izin vermiyor. Öyle dersen ölürsün abi. Herkes çaresizce birbirine bakmaya başlamıştı. Kimseye eyvallahımız yok bu saatten sonra. Ya dur, atar yapma. Adamı içeri alarak başlarına büyük bir bela aldığının farkındaydı. Oğlum Allah'tan ben IQ'da biliyorum ya. Bu beladan kurtulmanın tek yolu adamı dışarıdaki çeteye teslim etmekti. Fakat adam ekibin huzursuzluğunu fark etti ve belinden çıkardığı silahı ekibe doğrulttu. Allah'ım! Bana arka çıkış kapısını gösterin, hiçbirinize zarar gelmesin dedi. Ekipten kimse bu durumda ne yapacağını bilmiyordu. Ya adama yardım edip çeteyi karşılarına alacaklardı, ya da kapıya yakın olan Çağrı kapıyı hızlıca açıp adamın içeride olduğunu çeteye söyleyecekti. Aç orospu. Açma, seni tutacak, açma. Ben açma. Abi bunu, sen açıyorsun, çok sen açıyorsun, ha geçelim. Onların tarafa geçeriz. Dur bir dakika, dur. Mevzu bir daha anlat bakalım şimdi. Olayı tam bir anlat bakayım. Abi açarsan adamı arayacaklar. Bulacaklar. Seni sikebilirler. Açıp söylüyor. Kapıyı gösterirsen adam gidecek ama sen açacaksın abi. Sen ölürsün burada. Kesin isim var çünkü. Ölmezsin, onların tarafa geçersin bence. Korurlar seni, söyle. Hayır. Peki şey yapsam, açıp şey yapsam, hepsi burada desem. Ya da şey yapsam, kanka nerede kaldınız ya falan yapsam. Aç da bir siksin seni. Sağ. Abi ilk ölen olacaksın ekipte. Beni niye ilk ölecek şekilde tasarladınız harbiden ya? Arka kapıyı göstersin. Ekip arka kapıyı göstersin. Abi arınma gecesi abi, öleceğiz ya burada. Dur ben ön kapıyı tutacağım ben onlar girmesin diye. Adam hızlıca evden çıkıp gitti. Fakat çete hala ön kapıdaydı. Mert kapıyı açmanın tehlikeli olacağını düşündüğü için üst kata çıktı ve camdan çeteye seslenerek adamın arkadan kaçtığını söyledi. Bak biz yapacaktık ya. Aradıkları adamın kaçtığını duyan çete bu durumda ne yapacaktı? Hep beraber adamın peşine mi düşeceklerdi, yoksa birkaç adam mı yollayacaklardı? Bunu sen diyeceksin bize ama. Bu ne demek ya? Biz seçiyorsak kurtulduk. Tüm çete arkaya gitsin, biz önden çıkarız. Siktirsin gitsin. 3 kişi gitsin baksın, buradan gidiyor desin, diğerleri de gelir öylelikle. Çetenin arkaya 3 kişi gönderdiğini gören Mert hemen arkadaşlarına haber verdi. Tuğkan, Kemal, Çağrı ve Perit hızlıca evin arkasında pusuya yapmaya gittiler. Çetenin
kendilerini rahat bırakmayacağını düşündükleri için sayı üstünlüğünü kullanarak çeteyi alt etmeye karar verdiler. Kesin ölecek biri. Arkaya gel- kesin biz öldük ya. Bu filmlerde ya, iki şişkolar ölüyor. Kemal yerine bari cırık su alalım ya. Kas gücü lazım ya. Geldiğinde karanlıktan da faydalanarak Furkan, Kemal, Çağrı ve Ferit çete üyelerinin üstüne atıldı. Ya Allah, bismillah. Büyük bir boğuşma başladı. Silah sıkılandı. Ben ölmeyeyim. Silah sesinin diğer çete üyeleri de arkaya koştu. Fakat onlar da pusuya düştü. Öldük. Tüm suçların serbest sayıldığı bu gecede ekip tam 7 kişiyi öldürerek gecenin geri kalanını evde güvende bir şekilde tamamladı. Herkes kurtuldu. Aha. Nasıl ya? Abi bu çok kötü oldu, birkaç kişi öldürelim. İşte bu be. Bitti, mutlusun. Tek attık. Şurada Eren elesek falan. Adamların anasını siktik. O 4 kişi, 3 kişiyi siktik. Herkesi kurtarmış olduk böylelikle. Tamam, niye havlıyorsun ya? Mete? Karaman. Kusura bakma abi ya. Bunalıma mı girdin sen? Balıksın, niye havlıyorsun? Ne havlaması lan? Oo diyorsun. YouTube'a sesleniyorum ha. YouTube'dan izleyen arkadaşım. Gelsene canlı yayınlara bir. Girince alışıyorsun. İleri almaya çok alışmışsın sen. Hayatı anı yaşaman lazım. İleri nereye kadar ileri? Gel anı da yaşa yani. He, illa YouTube'dan izleyeceğim diyorsan oraları like'la. Bütün thumbs up'ların hepsine bas. Like gördüğün her yere bas. Bizim kanalda abone ol. Instagram'a tıkla. Twitter'a gel. Gidebileceğin bütün linkleri koyuyoruz zaten o aşağıya. Hepsine tıkla ilerle.